Sinema ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Şebnem Sarı Önerbay. Bir
Merhaba dünya, merhaba Los Angeles, merhaba yurdumun güzel insanları, merhaba Türkiye, merhaba yeni bir gün, merhaba yeni bir hafta, Barış Manço'yla herkese merhaba. Yeni bir haftada da sinema ötesinde ben Ayşe Şebnem Sarı Önerbay'la birlikteliğiniz başlıyor. Radio Anatolia. Barış Manço'yla bu programımıza başladık. Kendisi ne kadar hoş bir sedadır değil mi? Yıllar geçse de onu unutmak mümkün değil. Barış Manço bir ekoldür, bir efsanedir. Her şarkısının ayrı bir tadı vardır. Bende, sizde, herkeste. Barış Manço ile geçen günler, geceler insana huzur veriyor. Zaman zaman kendimi hüzünlü hissettiğimde ya da sevincim tavan yaptığında yine Barış Manço şarkılarıyla buluştuğumda her şey yerli yerine oturuyor. Şimdi dönence ile yolculuğumuza devam edelim. Bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum. Görüyorum. Bir gün gelecek önce biliyorum. Gecenin koynumdayım, yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Kupkuru bir ağacın dalıyım. Yapayalnız, uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor. Görüyorum. Çatlamış dudağımda ne bir ses, ne bir nefes. Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor. Duyuyorum, görüyorum.
dudağımda. Ne bir ses, ne bir nefes. Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor. Dönence, dönence, gün dönende dönence, dönence. Ah bu şarkılar, Barış Manço şarkıları, onun tavrı, duruşu ve karizması aslında bize bir beyefendinin nasıl olması gerektiği, bir insanın nasıl olması gerektiğini özetliyor gibi. Barış Manço'yu her şeyiyle çok severim. Eminim ki sizler de onu çok sevdiniz. Dünya onu çok sevdi. Bu şarkılar da ölümsüz şarkılar oldu. Öyleyse Barış Manço'dan bahsettikten sonra artık konumuza giriş yapalım diyorum. Ama durun, durun bir dakika. Birisi bana mı sesleniyor? Neler oluyor orada anlayamadım. Diyor ki birileri, mola verelim, bir şarkı dinleyelim. Geçen hafta Farsça şarkılar dinlemiştik. Bu sefer de farklı bir şarkı dinleyelim. Yine Farsça olsun. Kültürümüz şenlensin. Öyleyse bana seslenen birilerine kulak veriyorum. Siz de bu şarkıya bir kulak verin. Bakalım şarkı ne diyecek? Siz de benim kadar dikkatli misiniz acaba? Hadi görelim. من چه بی پروا چه بی پروا به مرز قصه های کهنه می تازم. نگاه کن با چه سرسختی تو این سرما برای عشق یه فصل تازه می سازم. یه فصل پاک، یه فصل امن و بی وحشت برای تو که یه گل برگ زود رنجی. یه فصل گرم و راحت زیر پوست من برای تو که با ارزش ترین گنجی. منو تو عاشق نیست مثل ما، عاشق و همسایه و همدم. بیا از شیشه سخت و بلندش مثل عرابه نور رد بشیم با هم. نگاه کن من چه شبنم با چه شبنم با استقبال دستای خزون میرم. حراسم نیست از این سرمای ویرانگر، برای تو من عاشقانه میمیرم. Evet.
Yanlış duymadınız. Şebnem, Şebnem dedi. Birkaç kere söyledi hem de. Bu şarkı beni oldukça etkiliyor. Bir gece yarısı şarkılar arasında kaybolmuşken rastladım bu parçaya ve çok etkilendim. Sözlerini araştırdım. Türkçesini bulmak mümkün değil. Fakat İngilizce çok da iyi olmasa da çeviri bulabiliyorsunuz. Ne diyor Şebnem diyen nakaratta hemen sizinle paylaşayım. Şarkı çok etkileyici. Bak, bir şebnem gibi karşılıyorum sonbaharın ellerini. Korkmuyorum bu dondurucu soğuktan. Seni severek öleceğim. Çok güzel, çok hoş bir seda. Şebnemler her zaman benim kaderim. Birçok şarkıda rastlamışımdır. Ama o şarkının içerisine o kadar güzel yedirilmiş ki beni etkiledi ve ismimi şarkıyla bütünleşmiş şekilde bulmak yine hoşuma giden bir detaydı. Öyleyse bu molayı bitirdikten sonra, bu güzel anımı da sizlerle paylaştıktan sonra konumuza giriyorum. Konumuz neydi? Geçen hafta bu konuyu irdeleyeceğimizi söylemiştik. Hemen söyleyeyim. Ve hayat devam ediyor. Bu filmin analiziyle buluşacağız. Radyo Anatolia. Kısaca özet geçecek olursak, bu filmleri Abbas Kiarostami'nin hayatını irdeledikten sonra seçmiştik ve inceliyorduk. Yine filmin künyesinde yönetmen Abbas Kiarostami, senarist Abbas Kiarostami, filmin süresi 95 dakika, gösterim tarihi ve yeri 21 Ekim 1992 Fransa. Kastına bakacak olursak sadece iki kişi görüyoruz. Bu zaten filme eşsizliğini katan nokta. Farhad Kiradman film yönetmeni, Buba Bayur Puya rolünde karşımıza çıkıyor. Ve hayat devam ediyor. Köker üçlemesinin ikinci filmi. Bu film İran'da meydana gelen 1990 depreminde büyük yıkım ve hasara uğrayan köylere derinlemesine analiz bir yol hikayesi sunuyor. Yarı belgesel, yarı kurgusal bir film olarak nitelemek mümkün. Tamamen gerçek karakterlerin ve gerçek görüntülerin yer aldığı film, natürelliği yansıtabilmek adına büyük starlardan uzak duruyor. İran köyleri ve halkının yaşamını da gözlemlememize olanak sunuyor. Öyküsel yolculuk ise şöyle. Size vurucu bir cümleyle başlamak istiyorum. Filmden alıntıdır, skripten bir cümle. Dünya Kupası 4 yılda bir, deprem 40 yılda bir. Hayat devam ediyor. Beni çok etkileyen, çok vurucu bir cümle kalıbı. Neden mi? Öyküsel yolculuğumuza devam ederken siz de nedenleri, nasılları öğreneceksiniz. Arkadaşımın Evi Nerede filminden sonra meydana gelen büyük depremde 50 bin kişi ölürken filmin çekildiği köylerde yerle bir olmuştur. Film, yönetmen olan baba ve meraklı oğlunun Arkadaşımın Evi Nerede filmindeki iki çocuğu aramaya çıkmasıyla başlar. Filmde İran'da deprem sonrası gündelik hayattan kesitler sunulur. Deprem, acı, gözyaşı, yoklukla yoğrulurken kimi insanlarda telaşe, daha çok hayata sarılma etkisi yaratmıştır. Kare kare ve belgeselci gözüyle depremin yıkıcı etkisi aktarılırken aynı zamanda yol boyu insanların dramları da bu iki yolcuya eşlik eder. Kiarostami'nin hayatı tüm gerçekliğiyle yansıttığını bu filmde de görmek mümkün. Araba yolculuğu bizi farklı dünyalara sürüklüyor. Şimdi de bir şarkı. Thank you.
چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست ندیدی جانم از غم ناشکیباست چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم چه عمری یار من بود امیدت گرچه در پندار من بود بیا امشب شرابی دیگرم ده زمینای حقیقت ساغرم ده چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو داره نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست ندیدی جانم از غم ناشکیباست چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو داره دل دیوانه را دیوانه تر کن مرا از هر دال بی خبر کن دل دیوانه را دیوانه تر کن مرا از هر دال بی خبر کن بی خبر کن بیا امشب شرابی دیگرم ده زمین آی حقیقت ساغرم ده زمین آی حقیقت ساغرم ده چرا رفتی چرا من بیقرارم چرا رفتی چرا من بیقرارم بسر چرا رفتی چرا من بیارم سر صدای گوش تو دارم
ve hayat devam ediyor. Tüm üzüntülere rağmen insanın olduğu hiçbir yerde hayat telaşesinin bitmediği, insanların nasıl olur da acıları bu kadar içselleştirdiğini irdeleyen bir film olma özelliğini de içinde barındırıyor. Yaşamak olgusu canlı bir kavram değil mi? Yollar, acı, yokluk tüm çıplaklığıyla gösteriliyor. İnsanlar yaşamak için her acıya tutunuyor ve kendilerini avutmak için her acının önüne set çekip yaşamayı seçiyorlar. Yaşamak çok ilginç bir denklem. Bu denklem kimi zaman anlaşılmaz bir hal alıyor filmde. Depremin üstünden daha 2 gün geçmesine rağmen filmin başından itibaren vurgulanan Dünya Kupası maçı gündemi teşkil ediyor. Arkadaşımın evi nerede filminden karakterlerle karşılaştıkları yolculuk boyu, uğradıkları İran'ın köyü Posteh'te yaşadıkları sahneler oldukça ilginç. Kimi köye giden yolda tuvalet taşı taşıyor, kimi daha 2 gün geçmesine rağmen evleniyor. İnsanların anlaşılmazlıkları ve belki de acımasız bazı yanları da böylece ortaya konuyor. Her şeye rağmen verici kurmakla uğraşan Çadırkent ahalisi belki de enkaz altında biri vardır diye düşünmeden zevklerinin kölesi olmaya devam ediyor. Ve maçı izleyebilmek için hazırlıkları tamamlamaya koyuluyor. Film boyunca Ahmet'i görmeyi planlayan, kendini onu bulmaya adayan Puya da maç için bu isteğini rafa kaldırabiliyor. Çocuğun her yerde ve her koşulda çocuk olduğunu simgeliyor. Filmin ana vurgusu yaşama ve yaşadıklarımıza şükrederken, değerlerimizi unutmadan, insani yönümüzü koruyarak acılara tutunmak. Ve her şeye rağmen hayat güzeldir. Her şeyin bir dengesi olmalı yaşamda. Yaşanmışlıkları bir kalemde silemezsiniz. Hayatın getirdiği kaotik durumları ise yok edemezsiniz. Acıları hafifletebilirsiniz. Ama bir anda unutmak, o da insanın vurdum duymazlığına işaret ediyor. Dünyanın bizi ne hale getirdiğine dikkat çekiyor. Duyarlı olmak, saygılı olmak ve bir şeyler için tutunabilmek hayatı yaşanılır kılar. Bunları unutmadığımız her saniye daha da canlı oluruz bu dünyada. İşte böyle bir film. Benim çıkarımlarım bu şekilde. Sizlerin de izlemesini ve bu söylediklerime katkıda bulunmasını isterim. Bunu da nasıl yapacağınızı bildiğinizi umuyorum. Ama halen bilmiyorsanız hemen kısa bir hatırlatma. E-mailinizi açıyorsunuz. info@radioanatolia.us adresine bir metin yazıyorsunuz. Fikirleriniz, yorumlarınız neler, bu programda neleri duymak istiyorsunuz ya da eklemek istedikleriniz var mı? Bunları duymak beni mutlu edecek. İşte bana ulaşmanız bu kadar kolay. Baba ve oğlun bir arabanın camından tanık oldukları yalın gerçekliğe şaşıracaksınız. Film 1993 Sao Paulo Film Eleştirmenleri Özel Ödülü ve 1993 Rimini Özel Ödülünü de almış bulunuyor. Bana ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna gelirken sizlerle paylaşmak istediğim son bir şey var. O da ilk dinlediğimiz Farsça şarkının Guguş'a ait olduğu. Guguş, benim de çok sevdiğim ve hayranlıkla dinlediğim bir isim, bir ses. Kendisi İran müziğinin önde gelen isimlerinden. Siz de benimle deneyimlediniz. Geçen hafta da kendisini bol bol dinlediniz. Aynı zamanda ikinci dinlediğimiz parça ise İran müziğinin diğer sevilen ismi Muhammed Reza Şeceryan'ın oğlu Hümayun Şeceryan'a ait. Her şeyiyle güzel bir hafta geçirdiğimizi zannediyorum. Ve sizlere muhteşem bir hafta ve hafta sonu dileyerek programımı kapatacağım. Şimdi ise
geleneksel müziğin biraz dışına çıkarak İran'ın modern müziğine bir bakış sunacağımız şarkıyla kapanışı yapacağız. Kim mi gelecek? Zannediyorum yeni nesil o ismi çok seviyor. Arash, Pure Love diyecek bizler için. Ben Ayşe Şebnem Sarı Önerbay. Haftayı kapatırken hepinize Los Angeles'tan kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Arash, Pure Love. This was just meant to be. You'll be coming back to me. Cause this is pure love. Cause this is pure love. Şebnem Sarı Önerbay'ın hazırlayıp sunduğu Sinema ve Ötesi programını dinlediniz.